Selamlar. Selamlar. Nasılsın Hilal'cim? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? İyiyim, sağ ol. Hilal'cim, bugün programa başlamadan önce birazcık kendinden bahsetmeni istiyorum. Ondan sonra hemen girelim. Vaktin az, onu biliyorum. Bugün biraz kısa keseceğiz arkadaşlar. Hilal'in çünkü seansı var. Yorumları kapatıyorum. Sorularınızı almaya çalışacağız. Evet, herkes hoş geldi kendi adıma da. Ben psikoterapistim. 10 yılı aşkın süredir terapi yapıyorum. Doktor öğrencisiyim klinik psikolojide. Yazarlık yapıyorum. Çeşitli gazetelerde yaptım ya da işte şu anda da hala psikiyatta, Gazete Pencere'de de bir ara verdim ama devam ediyorum. Metakognitif terapi odaklı çalışıyorum ama çeşitli terapi ekolleriyle ilgilendim. Yani okumak ve onları öğrenmek adına ilgilendim. Yani pratikte bilişsel terapistim. Bir derneğim var, Metakognitif Terapi Derneği. Bir de kitabım var, Çemberin Dışı son zamanlarda çıkan. Evet, taze Başka da, çıktı. evet taze çıktı. Başka da bir şey söylemem gerekmiyor şimdilik kendimle alakalı. Tamam, çok teşekkürler Hilal'cim. Şimdi bugünkü konumuz çok ilgi çekti çünkü çok popüler bir dizinin ismini aldık program başlığı olarak. Kırmızı mı oda dedik. Şimdi öyle bir ülkede yaşıyoruz ki sen istersen bir terapiste git dendiğinde ne yani ben hasta mıyım diye cevap verilen bir ülkede yaşıyoruz. O yüzden bence bu kadar çok psikoloji dizisinin olması belki bu durumu biraz daha normalleştirmeye hizmet ediyor. Devrim gibi yani. Şimdi insanlar öncelikle neden bu dönemde bu kadar çok psikolojiye merak saldılar? Bir onu değerlendirmeni isteyeceğim. Pandeminin bunda etkisi mutlaka var. Sen nasıl değerlendiriyorsun bunu? Bir böyle başlayalım istiyorum. Tabii ki aslında bu psikoterapi dizilerinin modelleri yurt dışında vardı. İşte Bilirler, ilgililer, In Treatment gibi diziler vardı. Psikolog kendi danışanının psikoterapisini yapıyordu. O da sonra gidip kendi psikoloğuna anlatıyordu gibi böyle bir döngü vardı orada. Tabii Türkiye belki bunun 10-20 yılı öncesi psikoterapi kavramına çok açık değildi söylediğin gibi. İşte senin de örnek vermenle bir hakaret cümlesi içerisinde bence sen bir psikiyatriste git, sen git bunu psikoloğunla konuş gibi şeyler kullanılırdı ve gizlenirdi de. Ve tabii hala da bir yandan gizleniyor bu arada. Bu tamamen bitti diyemeyiz ama ilaç kullandığımızı hani söyleyemezdi insanlar ve hala da söylemeyiz çoğunlukla. Terapi bir tık daha normalize oldu bu diziler aracılığıyla. Niye bu dönem? Yani hipotetik şeyler söyleyebilirim. Pandemi döneminde işte son yıllarda zaten psikolojiye ilgi artmıştı. Birazcık daha hani o kıvama gelmeye yaklaşmıştık ama pandemide çok fazla sanırım kendimize de döndük bir yandan. Bir yandan da uyaranların etraftan çekilmesiyle ya da bazı döngülerin içine sıkışmakla beraber destek ihtiyacımız da artmış olabilir bu arada. Bir şeyleri kendi üzerimize düşünüp, hayatın anlamını sorgulayıp, daha mutlu olmanın ya da daha anlamlı bir yaşam sürmenin yollarını arama ihtiyacımız artmış olabilir. Nitekim böyle pandemi gibi afet ya da işte travma ya da işte doğa olayları her neyse tadında şeyler, bu büyük ölçekli şeyler. Aynı zamanda böyle temel varsayımlarımızı da sarsar ya. Hani biz bazı yanılsamalarla yaşarız nihayetinde. İşte bizim başımıza bir şeyler gelmeyecekmiş gibi, hayat bize adil olacakmış gibi, güvendeymişiz gibi, ölüm bizden uzakmış, hastalık bizden uzakmış gibi. Hani bu yanılsamalara, bunlar adaptif yanılsamalardır. Çünkü bunlara ara sıra kapılmıyor olsak, sürekli canlı olsa bir şeylerin olasılığı zihnimizde, hayatın sürdürülebilirliği çok zor olur. Böyle olaylarda da yüzleşiyoruz aslında. Yani kırılganlığımızla yüzleşiyoruz. Hayatla ilgili bazı gerçekliklerle yüzleşiyoruz. Dolayısıyla bu kendimizi anlama ihtiyacını artırıyor olabilir. Ve tabii bir başkasının hayatını dinleme merakı da insanda hep olan bir şey aslında. Öteki ne durumda? Bir başkasının hikayesinde neler oluyor? Nihayetinde insanın kendi pozisyonunu anlatırken kullandığı bir nirengi noktasıdır, bir referans noktasıdır da ötekinin hayatı aynı zamanda. Orada neler oluyor sorusunun cevabı ve onunla ilgili bir merak da tabii bu dizilerin tutmasına yardımcı oluyor. Evet, herhalde hepimiz bir parça kendimizi bulduk ki herkes tutuldu bu dizilere. Tabii tek Peki değilim. bunu Çok affedersin. Şu çok önemli. Mesela grup terapilerinde de bunun şeyi önemlidir işlevi. Yani tek değilim.
Benim gibi buna Yalnız benzer şeyleri yaşayan bir dolu kişi var duygusu. Çok önemli bir duygu. Evet. Ve benim gibi yaşayan insanlar da terapiste gidiyor olduğunu görmek de çok rahatlatıcı bir şey tabii. Peki ben bununla ilgili biraz sonra bir soru soracağım ama önce terapi nedir, psikoterapi nedir ya da ne değildir'i biraz açalım. Ondan sonra buradan devam etmek istiyorum. Tamam Müge. Yani bununla ilgili cevabım biraz uzun olacak galiba. Çünkü o kadar büyük bir soru ki. Yani zaten eğer bir cümleyle terapi nedir sorusunu bir cümleyle cevaplıyorsak kesin ıskalamışızdır bütünü. Yani fizik nedir, matematik nedir gibi bir şey belki de. Terapi çok kullanılan bir kelime olduğu için biraz dezavantajlı. Yani işte her şeyin sonuna terapi lafını getirmek bir moda da oldu ya bir yandan. İşte müzik terapi, masaj terapi gibi. O yüzden terapiyle ilgili çağrışımlarımız da kirlendi. Hepimizdeki çağrışımı farklı. Mesela terapiye gitmek dediğimde kimisi için rahatlamayı çağrıştırırken kimisi için belki boşalıp deşarj olmayı çağrıştırıyor. Kimisi için işte dostani bir el dinlenmek ya da yönlendirilmeyi çağrıştırıyor. Bir kere bunların hiçbiri değil. Belki terapi bazı parçalarını kapsıyor bu söylediğim şeylerin ama herhangi bir tanesi değil. Ne değilden başladım önce. Terapi ne peki? Elbette resmin sonunda bizim kendimizi tabii ki daha mutlu hissetmek için gittiğimiz, daha sağlıklı bir yaşam sürmek için gittiğimiz, hayatımızın işlevini, hayattaki işlevimizi iyiye götürmek, arttırmak için gittiğimiz bir yer. Ve genelde mesela şöyle, eskiden şu soruları sorduğumda zorlanırdım. Oradan başlayayım. Konuşarak ne değişecek ki? Hatta bunu Sinan Hoca ile yapmıştık. Ya yani anlatacağım da ne olacak? Oysa ki bu gerçekten dil mevzusunu, dil ve zihin ilişkisini anlamayışımızdan türeyen bir soru. Yani konuşarak her şey değişir. Çünkü konuşmak dediğim şey sesli düşünmek. Düşünmek dediğim şey sessiz konuşmak. O yüzden dile dökmek, kelimeleri kullanmak öyle böyle bir şey değildir. Yani insan bilinci dediğimiz şey aslında kelimelerin toplamından oluşan, kelimeleri kullanarak oluşturduğumuz bir anlatı. Yani ben dediğim şey bir hikaye. Nedir o hikayenin içerisinde? Benim nasıl biri olduğumla ilgili tanımlar vardır. Ne yapmam gerektiğiyle ilgili tanımlar vardır. Neyin iyi, neyin kötü olduğuyla alakalı bir dolu tanım vardır. O yüzden bunları aktif olarak ezberde ya da dışarıda bilinçte tutmasam bile koskoca bir anlatının bütünüyümdür ben. O yüzden bunu nasıl anlattığım, bunu kendime nasıl anlattığım ve bu anlatıyı nasıl oluşturduğum çok önemlidir ki buradaki araç kelimelerdir. Şimdi genel bir açıklama yaptım. Şimdi bunu parçalarına bölerek tek tek adım adım da anlatacağım. Birincisi kelimeye dökmek bir şeyleri, benim şu metaforla birazcık kendime anlattığım bir şey. Biz iç dünyamızda genelde otomatik pilotta yaşarız. Genelde çok kendi üzerimize düşünmezsek bilinç dışı bir şeyler ya da başka bir dille bizi yönetir. Ve araştırmadığımız sürece bulamayız kendimizle ilgili bazı gerçeklikleri. Ne hissederiz kendimizde? İşte bir duygu bulutu vardır. Neden sonuç ilişkilerini bazen buluruz, bazen yanlış buluruz. Bedenimizde bir şeyler hissederiz. Yani ortada kelime yoksa bulutsu bir evrendeyizdir aslında. Duyguları böyle buhar formatında bir şeymiş gibi düşünelim. Yani kimyasal yapı olarak buhar gibi. Her yerimi sarmış olsa bile bu buharı şey yapamam, tanımlayamam, göremem yani. Tutamam da. Tutamadığım için bir yere koyamam, bohçalayamam da. Yani bir şekli olmadığı için değiştiremem de. Hani beni sarmıştır ve ne yapacağımı bilmem ama solurum onu. Kelimeye dökmek bana kimyasal bir işlemleme gibi de geliyor yani. Ya da fiziksel bir yapı değişimi gibi de geliyor. Bu buharı yoğunlaştırma işleminden geçirip yine aynı su. Ama suya ama buza dönüştürmek aynı suyun görülebilir bir malzemeye dönüşmesine neden olur. Yani biraz daha somutlaştırmak. Somutlaştırmak. Artık görülebilir, daha elle tutulabilir, daha dışarıda bir yerde bakılabilir ve şekil verilebilir bir de. Yani onun şekli de değiştirilebilir. Dolayısıyla ne hissettiğim, bedenimde ne olduğu,
hislerimi tanımlamak, hislerimin bağlantılı olduğu olayları tanımlamak tam bir yeniden yapılandırma işlemidir aslında. Bu bir. İkincisi, yine dilsel bir yerden gideceğim. Terapiye gideriz ve bir şeyleri dile dökmeye başlarız. Ve biz hayatı ve kendimizi kavramlarla, kelimelerle tanımlarız dedim. Terapi aynı zamanda bana bir yapı söküm işlemi gibi geliyor. Yapı sökümü nedir? Yani kavramların onlara atanan anlamları var. Yani işte ben kötüyüm, hayat kötü, ben başarısızım, ben değersizim, her neyse. Ve zamanında bunlar belli anlamlara geliyordu bizim için ya da öyle öğretildi. Ama kötü olmak ne demek? Ya başarısız olmak ne demek? Değerli olmak ne demek? Bütün bu kavramların geldiği anlamları biz çocukluğumuzdan miras getiririz bugüne. Belki de şu kadar basittir. Yani işte babamızın bize 90 almadığımız sürece umduğumuz ilgiyi göstermemesi bize değerli olmanın kelimesel anlamını yazdırır kenara. Ve o kelime repertuarını değiştirmeyiz de. İyidir, kötüdür, güzeldir, çirkindir, değerlidir, değersizdir ile beraber bir ömür yaşarız. Terapi bir nevi işte bu kavramların işaret ettiği yerlerdeki şeylerin doğru olup olmadığının üzerinden geçmek bir söküm işlemidir aynı zamanda. Bu elbette yeni bir anlamı inşa etmek için yapılır bu sökme işlemi. Peki yapı söküm dedin, buhar dedin. Yani bunu somutlaştırdığımız zaman terapiye gittim diyelim. Şimdi bir arkadaşımın hadisesi geldi aklıma sen bunu anlatırken. Terapiye gitti, işte bir 10 seans kadar aldı. Sonra dedi ki Müge bana hiç iyi gelmedi. Neden? Çünkü benim işte zaten hayat içerisinde kabul ettiğim bazı şeylerin aslında bir travma olduğunu öğrendim ve hortlamış gibi oldu. Tekrar onları yaşamaya başladım dedi. Ve yani ben ne güzel mutlu mesut yaşıyordum aslında. Ben bunları zaten kabul etmiştim. Kabullenmişken aslında bunların bir sorun olduğunu gördüm dedi. Şimdi ben bunu düşündüğümde sen anlatırken oradaki yapı söküm işindeki anlamlandırma mı acaba yanlış oldu da böyle bir dönüş sağladı bana gibi düşündüm. Yani evet, bir şeyleri somutlaştırıyoruz, kelimelerimizin anlamlarının içini belki değiştiriyoruz, farklı bir şekilde doldurmaya başlıyoruz. Ama eğer dolduramazsan da gerçekten de halının altına süpürdüğün bir sürü şeyin ortaya çıkması sana iyi bir şekilde hizmet edecekken daha kötü bir hale de getirebilir mi? Ya tabii bu çok güzel bir soru. Şimdi çok önemli, değinilmesi gereken bir yere pas attı çünkü şimdi benim açımdan. Bir kere tabii ki yerinde, zamanında, dozunda yüzleşmeler önemlidir. Yani sonuçta semptomlar, hastalık dediğimiz şey, savunmalar dediğimiz şey ya da ne dersek aslında zamanında işe yarayan, hatta şu anda da bizi belki dengede tutan şeylerdir. Yani ben bir şeyden kaçtığım için, uzak durduğum için yakın ilişki kurma ihtimalimi kaybedebilirim. Ama o aynı zamanda benim ayrılık ve terk edilme korkularımı dengede de tutan bir şeydir. Evet. O yüzden terapide daha sağlıklı bir denge kurmak için yaptığımız şey tabii önce dengenin bozulmasıdır dolayısıyla. Önce bir yıkıyorsun. Evet. Ve tekrar yapabilesin. Değil mi? Aynen öyle. Bu yüzden başta terapi belki bastonlarımızı elimizden alır. Belki o konforlu alanın dışına çıkmaya davet eder. Belki o dengemizi sağlayan şeyi bozar ve o denge, içimizdeki iç dengemizde bozulmalar yaratır. Ama bu dozunda olursa, zamanında olursa ve eşlik eden, destek olan müdahalelerle beraber bir terapist eşliğinde olursa her zaman için yeni bir dengenin oluşmasıyla sonuçlanır. Ve terapiye gelen kişilerde gördüğüm ya da kendimde ya da işte ne bileyim işte sağlıksızlık dediğimiz şeyde gördüğümüz şey olan şudur aslında. Zamanında işe yaramış başa çıkma mekanizmalarının ya da işe yarayacağını düşündüğümüz başa çıkma mekanizmalarının bugün de sürmesi, astarının yüzünü geçmesi ve bizi yatıştırmasından ya da bize iyi gelmesinden çok sorun çıkarmasıdır. Ve çoğumuz bazı acılara temas etmemek için bazı önlemler alırız. Bir konfor zon oluştururuz. Fakat o acıları yaşamamak için aldığımız önlemler
yeni acılara neden olur. Dolayısıyla biz sağlıklı bazı acılardan kaçmak için çabalarken, yağmurdan kaçarken doluya tutuluruz. Yani bazı şeylerin yasını yaşamamak için bazı kurgusal dertler üretiriz mesela. Hmm. Ne olabilir? İşte ilişkide yaklaşmanın acısını çekmemek için ilişkisiz bir hayat üretirim mesela. O yüzden bu büyük resimde, ama büyük resimdeki kar zarar analizini yapamadığımız için, büyük resimde bunun bedellerinin ne olacağını öngöremediğimiz ya da önden düşünmediğimiz için kısa vadedeki o avantajlara tutunuruz can simidi gibi can haliyle. O yüzden terapi o konfor zonunun dışından çıkarmaktır, evet, ama yeni bir, belki yeni ve daha zengin, daha anlamlı bir zon oluşturmak için. Anladım. Bir şey daha söyleyeyim Müge. Entropi konusu mesela. Bunu kimden duymuştum hatırlamıyorum. Sinan Hoca'dan duymuş da olabilirim. Ya da bir yerde okumuş olabilirim. Entropi ne demektir? Denge halinin bozulması. Yani içsel bir kargaşa, çatışma. Şimdi hayat, canlılık nereden türer? Entropiden. Çünkü bir şeyler ölebilir, bir şeyler bozulabilir, bir şeyler çürüyebilir. Böyle potansiyelleri olduğu için de gelişebilir, büyüyebilir ve canlılık vardır. Yani çatışma ve dengeye gelme, çatışma ve dengeye gelme. Buna canlılık denir. Büyüme, gelişme, canlılık. Neyin entropisi yoktur hiç? Ölülerin yoktur. Mesela muazzam bir denge halindedirler. Evet. Sıfır çatışma. Ama canlılık da yoktur. Evet. O yüzden bazen iç denge dediğimiz şey, belki kaygıdan uzak tutmuştur, bizi öfkeden uzak tutmuştur, depresyondan uzak tutmuştur. Ama bu iç denge ölülük, yani ruhsal ölülük, canlılığın kaybedilmesi, yaşamsal zenginliğin azalması ve bir adını koyamadığımız buhran, bir sıkıntı, bir yalnızlık anlamına gelebilir. Nitekim böyle bazı bozukluklar, kişilik bozukluklarında, mesela hiç kendine toz kondurmayan bir kişilik profili diyelim, hiç depresyona düşmeyen, her şey iç dünyasında dengede gibi, ama günün sonunda büyük resimde buhranlı, aslında yalnız olan, aslında tanımlayamadığı bir kasvetin içinde yaşayan ve aslında hayatın zenginliğini ıskalayan biri olabilir. Bu anlamda kötü hissetmek sağlıksızlığı ya da terapi gerekliliğinin tek başına kriteri değildir. Buradan da bunu çıkartırız aslında bu noktada. Peki bunu biz nasıl anlayacağız Hilal? Şimdi büyük travmalar yaşadığımızda, ya evet benim bir terapiye ihtiyacım var, ölüm, kayıp ya da ayrılık vesaire, bunun gibi gerçekten gözle görülür bir şey yaşadığımızda evet terapiye gitmem gerekiyor, biz kendimize söylüyoruz. Ama terapiye gittiğinde de o halının altına süpürdüklerinin nasıl problem olduğunu görüyorsun çoğu zaman. Yani onu illa böyle hakikaten çok büyük bir şey mi yaşamamız lazım? Ya da patolojik bir hale mi gelmesi gerekiyor terapiye gitmemiz için? Yani normal hayat düzenimizi sürdüremeyecek bir hale geldiğimizde mi ancak terapiye gitmemiz gerekiyor? Yani bunu biz nasıl anlayacağız? Ya Müge, aslında şöyle, bir şeye sağlıklı sağlıksız meselesine spektrum gibi bakmak lazım. Yani işte senle ben hayatımızı sürdürüyoruz, iyi hissediyoruz diyelim ki, ama bu bizim sağlıklı tanımına %100 karşılamamız anlamına gelmez. İşte dinamik ekoller, Freud der ki işte herkes nevrotiktir. Bu dünyanın sancılı olması hasebiyle nevrotiktir. Doğum travmasının, ölüm meselesinin olması hasebiyle nevrotiktir. Yani insan olmak uygarlaşmanın da yan ürünü olarak nevrotiktir diyelim ki. Dolayısıyla insanın sancısız, çatışmasız, dertsiz olması mümkün değil. Doğru. Fakat hani bazı kriterler var. Mesela evet, hayat işlevselliğimizin bozulması bir kriterdir. Yani sürdüremiyorsak o zaman gerçekten bir terapi desteği almamız gerekebilir. Rahatsızlık duymamız bir kriterdir. Ama dediğim gibi bazen rahatsızlık duymayız. Ama bir şeyler ilişkilerde ters gidiyordur. Yani bir geri feedback alıyoruzdur. O zaman da gidilebilir. Ya da yakınlık kuramıyoruzdur, arkadaşlık ilişkileri, yaşam doyumu istediğimiz gibi gitmiyordur, o zaman da gidebiliriz. Tek başına işlevsellik, tek başına kendimizin rahatsızlık duyması, zaman olarak bir günden, iki günden, üç günden fazla sürmesi, toplumsal normların çok fazla dışına çıkması, bütün bunlardan her biri terapiye gidip bakmak için bir nedendir aslında. Bunlar da olmamış olsun,
terapiye gitmek istiyorum. Çünkü yaşam zor ve biriyle bir gelişimsel bir yolculuk olarak bunu yürütmek istiyorum da bir terapi Yani ihtiyacı performans olabilir. arttırıcı gibi de olabilir yani terapi. Performans arttırıcı lafı işkillendirir beni. ondan korkuyorum biraz terapiye performans arttırmak için. Belki onu şöyle desem içim daha rahat eder. Daha kendini bütünlemek, daha psikolojik olgunluk açısından geliştirmek, daha kendini tanımak için gidilebilir. Ama az önce kriterlerden bir tane şey saydım. Mesela normun dışına çıkmak. İşte normun dışına çıkmak eşittir sağlıksız olmak da değil bu arada. Bazen evet, bazen bir topluluğun delisi siz olabilirsiniz yani. Herkes çok uyumlu, sizde aykırı ya da işte sorun çıkaran ve bundan kaynaklı sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Bu da tabii sizin hasta olduğunuzu göstermez de normun dışında kaldığınız için sıkıntı çektiğinizi gösterebilir. Bunun için de destek alınabilir. Ama normun dışında olmak eşittir psikolojik olarak sağlıksız olmak demek asla değil. Bu en başından beri tartışa gelinen bir konu zaten. Tam tersi, bazen çoğunluklar yanılır. Hatta birçok zaman bazı topluluklar, çoğunluklar da ortak bir patolojiyi paylaşabilirler. Evet, yani şu anda ortak bir patolojiyi bence paylaşıyoruz. Benden dolayı yani bir arkadaşımın çocuğu OKB başlangıcıydı. Şu anda diyor ki herkes benim gibi oldu anne diyor. Yani şu anda yeni normumuz işte dakika başı yıkanmak, dakika başı temizlik yapmak. Eskiden bu halimize biz evet patolojik bir durum başlıyor derdik. Ama şu anda yeni norm. Ve haklısın. Yani bir şeyinle ilgili fikir yaptığımızda onun bağlamı çok önemli. Hangi kültürel bağlam, hangi zamansal bağlam? Yani o zaman her şeyin rengi değişir. Eğer pandemi döneminde dikkat ediyorsak bir şeylere daha fazla başka, başka bir dönemde dikkat ediyorsak başka. Mesela alkolü bir şeylerden kaçınmak, kaçmak, kaygımızı azaltmak için içiyorsak başka, sosyal içici olarak içiyorsak başka. Yani işte Bağlam namazı, önemli. işte namazı ya da alkolden örnek verdim, bir de namazdan örnek vereyim. Namazı işte kılmazsak, başımıza kötü bir şey geleceğini düşünüyorsak başka, sırf inancımız için kılıyorsak başka. Yani yaptığımız şeylerin tek başına arka planını, bağlamını dikkate almadan sağlıklılığı ya da sağlıksızlığı ile alakalı bir yorum yapmak eksik olur. Evet. Peki şimdi terapide danışan ve terapist ilişkisini biraz sormak istiyorum sana Hilal. Esas olan burada ilişki mi? O danışan ve terapist arasındaki ilişki mi? O ilişki simetrik mi olmalı? Nasıl olmalı? Burada etik kurallar neler olmalı? Biraz bundan bahseder misin? Tabii ki ilişki gerekli ve olmazsa olmaz bir kuralıdır terapinin. Yani ama şimdi şöyle bir sorun var. İlişki derken neyi kastediyoruz? Şimdi benim terapim çok soğuktu. Benim terapim sıcak değildi. Ya da benim terapim muhteşem çünkü çok güler yüzlü ve sıcak davranıyor. Bunların hiçbiri terapinin kalıcı faydalılığı ile ilgili tek başına bir gösterge değil aslında. Yani terapide ilişkinin niteliğinde önemli olan şeyler terapistin yargılayıcı olmaması, terapistin güvenilir olması, terapistin gerçekten meraklı ve ilgili bir şekilde karşı tarafı dinlemeye istekli, odaklı olması, terapistin empati yapabilme kabiliyeti, ilişki zemini böyle olmalı. Bu olmazsa olmaz. Yani bunun olmadığı bir zeminde üzerine ne koyarsanız koyun, danışan üzerinde iyi bir etkiye sahip olmayacaktır. Bir Güven zemin, ilişkisi diye güven tanımlıyorum ilişkisi. ben bunu genel Aynen, olarak, güven değil mi? ilişkisi. Ve tabii şey de yani hani yargısızlık da çok önemli. Gerçekten ilgilenmek de çok önemli. Ama zaten bu bahsettiğim şeyler yani seninle gerçekten ilgilenen, seni gerçekten merak eden, dinlemek isteyen, gerçekten senin için güvenilir ve seni yargılamayan ve sana yani katkıda bulunmak isteyen birinin daha yakın bir ilişkiye ihtiyaç var mı? Yani yakınlıktan kastımız neyse orada. Tam tersi mesela terapist nötrlüğü deriz biz. Terapist nötrlüğü şey gibi algılanır. Soğukluk, mesafelilik gibi algılanır. Bu tabii ekolden ekole göre de değişir de soğukluk nötrlük değildir ki. Soğukluk da bir eksik kutuptur yani.
Hani, dolayısıyla sıcaklığın karşısı nötrlük değildir. Sıcaklığın karşısı soğukluktur belki. Terapist nötrlüğü nedir? Ben mesela sen bana işte bir şey söylüyorsun. Bazı söylediğin şeylere çok seviniyorum. Bazı söylediğin şeylere üzülüyorum. Kendi duygularım devreye giriyor. Dolayısıyla aslında senin dünyanı manipüle etmiş oluyorum belki de. Yani terapist neye seviniyor, neye üzülüyor? Aslında özgür bir alanın içerisinde bırakabilmek için terapistin kendi iyi ve kötüsünü, kendi güzel ve çirkinini, kendi süper egosunu, kendi doğru ve yanlışını bir kenarda tutması gerekir. Bunun adına ben nötrlük diyorum. Yani kendi duygularını çok fazla belli etmemesinin sebebi aslında danışana alan açmasıyla alakalı. Tabii yani benim ve benim değerlerimin, benim iyi ve kötümün çok ortada olduğu bir ortamda danışan kendi iç dünyasını bir projektör gibi önünde bulduğu meydana aktaramaz. Ve hatta bu şeye dönüşebilir. Yani bir süre sonra belki de engelleyici bir işleve bürünebilir. Yani orada karşıdaki kişinin çok kişisel duyguları. O yüzden kişisellikten arınmak anlamındaki nötrlük çok önemli bence. Ama tabii ki danışana eşlik etmek, sıcaklık, samimiyet, o empatik hal ve burada gerçek olmak bence. Yani evet, bunun üzerimizde çalışmalıyız. Dürüst olmak. Onun, evet. Yani terapistin de kendi duygularına dürüst olmasını karşı tarafın anlamaması mümkün değil zaten. Değil kesinlikle. Mi? Aynen. Ve bunun yolu bu üzerimizde çalışmamız gereken bir şey. Yani hiçbir kitaptan nasıl gerçek olunur terapidenin cevabı yok bence. Ama gerçek olmak ve bunun üzerinde çalışmak önemli. Ve bu şu demek değil ama. Mesela bazen karşılıklı oluşturduğumuz duygular olabilir. Sonuçta insanız. Yani bende öfke uyandıran biri karşımda oturuyor olabilir. Ama terapistin görevi hep üst bakışı korumak. Yani bu kişinin bende uyandırdığı öfke neye, onunla ilgili ne anlatıyor olabilir? Yani bunu konuşursak, bunu bir malzeme haline getirirsek, onun hayatındaki neye işaret ediyor bu aramızdaki duygu gibi. Her şey, yani kişisel olarak yaşanan da her şey bir terapi malzemesine dönüştüğünde o terapötik bir duruştur bence. Peki terapistin kendisini açması doğru mu Hilal? Ben seneler önce bir terapiye gitmiştim ve kaçıncı seans olduğunu hatırlamıyorum ama 10. seansı bulmadan bıraktım. Çünkü son seansta artık o anlatıyordu ağlaya ağlaya bana ve ben dinliyordum. Gerçekten mi? Evet, böyle bir şey yaşadım. Çok uç bir örnek. Yani bu evet uç bir örnek olabilir ama belki de bunun iyi geldiği insanlar da olabilir. Bana iyi gelmedi, ben bıraktım. Ya Müge'cim. Yani olabilir mi böyle bir şey? Aslında sorum o. İyi gelir mi? Gelen insanlar da olabilir mi? Bilmiyorum. Şöyle tabii bu şey yani terapide danışan merkezdedir. Ve yapılan her şeyin onun terapötik sürecine hizmet etmesi gerekiyordur. Sorduğun soru ekolden ekole göre değişir. Yani kendimizi açmak bazı terapi yaklaşımlarında nadiren doğru zamanlarda bir araç olarak kullanılır. Ama hangi bağlamda, hangi niyetle? Yani o zaman dilimini kapsayıp yatıştırılan kişi olmak ve tamamen almak üzerine bir anlatım biçimi olamaz. Bu etik bir ihlal ve hatta bence danışana zarar vermek. Yani bu ciddi bir şey. Senin anlattığın şey örnek. Ben tabii ama böyle algılamadım bu arada. Yani hiç öyle benim alanımı ihlal ediyor gibi hiç öyle algılamadım. Yani kötü, çok kötü de hissetmedim. Herhalde artık bitti. Yani arkadaşlığa dostluğa dönüyor bu iş deyip ondan sonra bıraktım. Yani şimdi bu tabii açık beyinde çok psikologlarla çalıştığımız için artık o zamanlar bu kadar bu işlerin içinde değildim. Bir kere arkadaşınla bile terapi yapman mümkün değil. Bunu biliyorum yani. Yok. Evet. Ama ben bunu şu anda bilgi olarak biliyorum. Ama o duygu bana o zaman bilgi olmadan gelmişti. Artık herhalde çok da fazla faydası olmayacak bana. Ya Müge'cim, sonuçta terapinin nasıl bir şey olduğunu biz uzmanlar biliyoruz. Yani ben sıfır bilgiyle gitmişim. İyi bir insan. İşte hiçbir zararını görmemişim. Bir süre sonra da işte arkadaşça hissetmeye başlamışız. O anlatmış. Ne olacak ki canım, insanlık öldü mü? Yani bir danışan perspektifinden iş böyle olabilir zaten. Böyle olur belki büyük ihtimalle. Ama
Zarar vermede her zaman bir kötülük yapma kastı olmak zorunda değil. Yani mesleki etik zaten o insanın alabileceği yarardan onu mahrum bırakmak bile bir zarar vermektir. Kendi mesleki etiğimiz açısından. Onun zamanını, onun maddi şeyini boşuna harcamasına neden olmak bile bir tür zarar vermektir. O yüzden zarar gördüğünü danışanın kendisi anlamayabilir ama bizim onun neyden zarar görebileceğini, o onay verse bile, o istese bile onu ona yapmamak gerektiğini bilmemiz gerekir. Peki bu ilişkide senin psikolog olarak para alıyor olman sahteleştiriyor mu o ilişkiyi? Hı hı. Bu da çok yani sorulan sana böyle bir soru. Sana böyle dönüşler geliyor mu? Bu bir iş. Bu hem mesleki olarak şimdi orada gerçek yakın sadece dost olduğumuzu ve bir işte sadece anne baba ilişkisi ya da dost ilişkisi gibi algıladığınız zaman tabii o ilişki biçimini. O zaman ya işte bu dostluksa sen beni gerçekten seviyorsun o zaman niye para alarak bunu yapıyorsun gibi soru işaretleri insanların kafasında oluşabiliyor ve bunu sorabiliyorlardı. Ama tabii ki bu bir meslek aynı zamanda. Yani terapistin mesleği ve mesleği icabı da yaptığı bir şey ama mesleği icabı yaptığı şey de gerçekten içten olmadığı yani bu ikisi birbiriyle iki ayrı kutup değil. Bir şeyi hem meslek icabı yapabiliriz hem de aynı anda gerçekten karşımızdaki insanlara kıymet verdiğimiz bir ilişki bağlamı oluşturabiliriz. Bunları birbirine çelişkili görmek de bence araştırılması gereken bir konudur. Belki üzerinde konuşulması gereken bir konudur. Yani sonuçta bir bilgi arka planı var ve bunun için alınmış eğitimlerle beraber eğer kişi bir bedel ödediği için o ilişkinin gerçek olmadığını, o ilişkinin sahte olduğunu düşünüyorsa bu başlı başına belki kendi makro dünyasında da yaşadığı, ilişkilerin yakınlığına, samimiyetine verdiği anlamlarla da paralel. Başlı başına işlenebilecek bir konudur. Evet. Ve mesela aslında bir yerde okumuştum, nerede okuduğumu hatırlamıyorum, çok hoşuma gitmişti. Biz dışarıdaki para ödemediğimiz ilişkileri çok gerçek sanırız bazen ama gerçeklik nedir? Yani ben biriyle ilişki kuruyorken o ilişki çok steril değildir aslında dış dünyada. Ne demek istiyorum? İşte seninle yakınlık kuruyorken birbirimizin hikayeleri devreye girer. Yani ben seni işte çok yakınlıkta, ben seni annem gibi görmeye başlarım, sen babana vereceğin tepkiyi bana verirsin. Yani sınırların, çerçevenin belli bedellerin ve belli sınırların olmadığı ilişkilerde hatlar karışır. Ama terapi ilişkisi daha sterildir. Yani senin hikayeni, benim hikayemi arındırdığımızda, belli bir çerçevede, belli bir noktada buluştuğumuzda daha gerçek, belki de daha sahici bir ilişki platformu oluşturmuş oluruz. Çerçeve ya, çok önemli. Evet. Öyle anlıyorum. Peki, tekrar başa döneceğim, diziye döneceğim. Şimdi bu kadar çok psikoloji dizisinin ulu orta izleniyor olması bir yandan da bende şöyle bir kaygı uyandırıyor. Mesela OKB başlangıcı olan birisinin Masumlar Apartmanı'nı izlerken yani içinde o her yeri temizleme dürtüsünü biraz daha gıdıklıyor mu acaba? Ya da ya işte acaba benim ileride halim bu olur deyip iyi mi geliyor? Ya Müge iki taraflı etkilerde olabilir tabii. Hani benim bununla ilgili hani net bir bilgi vermek zor olur herhalde ama gözlemlerim mesela o sahnelerden rahatsız olup tetiklenen kişiler de var. Tam tersi hani benim gibi insanlar var ve aslında hani tek de değilim diye rahat eden kişiler de var ama zaten insanları tetikleyen şeyleri ortadan kaldırmak gerçek bir çözüm olmadığı için bu birilerini tetikler, tetikleyeceği için bunu yapmayalım. Bu bir tür kaçınma türü olur. O yüzden bunları hiç ortaya koymamak kalıcı çözümler de üretmez açıkçası. Yani oradan tetiklenmek de insanların kendi terapi sürecinde çalışabilecekleri şeylerdir. Ama bu dizilerle alakalı benim ikircikli bir duygum var. Mesela bir yandan evet yani gerçekten normalize ediyor. Ve terapiye gitme herkes hastaymış ya zaten. Evet. ve terapiye gitmeyi kültürün bir parçası haline getiriyor. Belki ihtiyacımız varsa ve korkuyorsak teşvik ediyor ama şimdi bu tür dizilerin oranı artıyor. Artacak evet. Da. Artacak da.
Ve ister istemez bir şey popüler kültürün parçası olmaya başladığında o şey metalaşıyor. Yani bu postmodern kültür dediğimiz kültürde sanat da mesela aslında daha çok tıklanan neyse, daha çok takipçi çeken neyse, kısa yoldan trendlere göre daha çok satacak olan neyse, aslında sanat denen şeyin içinin boşalması ve bir şeylerin sanatın yerini alması, müzik denen şeyin içinin boşaltılması ve bir şeylerin geçici trendler haline gelmesi, işte haber denen şeyin içinin boşaltılması ve dikkat çeken haberlerin tıklanır ve yayınlanır hale gelmesi. Yani terapi denen şey, psikoterapi denen şey de bir kavram olarak ilgi gördükçe tahriş edilecek. İlgi gördükçe yağmalanacak ve terapi lafı aynı kalacak ama işaret ettiği yer farklı olacak. Yani bir süre sonra ne daha çok reyting alıyorsa, terapistin davranışları, danışanın hikayeleri, feedbackler geldikçe senaryolar onlara göre gıdım 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 değişecek. Böyle bir durumda bundan 10 yıl sonra hala psikoterapi dizileri varsa psikoloji denen mesleğin anlamsal olarak içi kavramsal anlamda boşaltılmış olabilir. O yüzden bence çok fazla trendleşmesi, popüler kültür malzemesi haline gelmesi çok büyük bir tehlike. Burada gerçek bir bilme, gerçek bir kamusal hizmet amacı olmaz çünkü. Burada tıklanma ve satma amacı olur. Bu amaçların olduğu yerde de her şeyin gerçekliğiyle oynanabilir. Evet. Hilal'cim saatimiz gelmiş bile. Birkaç soru almak istiyorum dolayısıyla. Evet. Tabii görebilirsem. İnsan kendine terapi yapabilir mi diyor Derya. Bu öğrenilebilir mi? Ne kadar farkında olabilir duygularının? Yani son tahlilde tabii terapiste eşlik ederken insan kendi kendinin terapistidir de. Kendin üzerine düşünebilme becerisi bütün terapilerin bence birkaç ortak noktasından biri. Ve nihai amaç belki de o terapi süreci içerisinde kişinin artık bir şekilde kendi kendinin terapistliğini yapabilir hale gelmesi. Ama bu noktada destek almak, hele ki böyle gerçekten tanısal patolojik bir şeyden bahsediyorsak, destek almak, bir bilenin rehberliğinde bunu yapmak mümkün olabilir. Elbette ki insanların hani duruma göre işte konuya özgü kendi kendine terapistlik yapma becerisi vardır. Sonuçta içgüdüsel olarak da kendimizi tamir etmek, kendimizi onarmak bulabileceğimiz, keşfedebileceğimiz şeylerden biri. Yani her ihtiyaç icat üretir diye bir laf vardır. Terapi nedir adlı bir kitapta, terapi ne işe yarar adlı bir kitapta. O yüzden biz de bu icatları üretebiliriz ama bu herkes için, her zaman, her konu için geçerli olmayabilir. Peki. Derya diyor ki merhaba, 19 yıl narsist biriyle evli kaldım, 3 kez aldatıldım, boşandım. Normalleşme sürecim nasıl olmalı? Çok fazla eksik bilgi var. Yani sormak isteyebileceğim duruma dair bilmem gereken bir sürü şey olabilir ama normalleşme sürecinde tabii yıpratıcı bir şey. Hani narsistik kişilik bozukluğundan bahsediyorsak zaten oradaki istismarlar, oradaki psikolojik şiddet, olabilecek her türlü ihmal istismar zaten yıpratıcı. Aldatılmak, boşanmak bunlar başlı başına travmatize edici olabilecek şeyler. Bence bu noktada birinin desteği, eşliği normalleşme sürecine yardımcı olur. O yüzden insanların bazen kendi başına olmaması iyidir. Evet, devamını göremiyoruz. Ve genelde biz genelde böyle zamanlarla başa çıkmaya çalışırken otomatik pilotta yaşadığımız için bildiğimiz, ezberlediğimiz eski başa çıkma yöntemlerini deneriz. Mesela ufak bir deneyden bahsedeyim. Çok hoşuma gitti. Farelerle yapılan bir deney var. Bu 5 tane kanalda işte fareler 5 tane kanala girebiliyorlar. İstediklerine girerler. İşte 3. kanalda peynir var. Fare bir süre sonra 3. kanalda peynir olduğunu öğreniyor ve sadece oraya gidiyor. Sonra o peyniri 5. kanala alıyorlar. Fare bir iki defa daha 3. kanala giriyor ama 5. kanalı keşfediyor sonra. Yani 3'ten artık vazgeçmesi ve 5'e girmesi gerektiğini
fare kafası diyeyim, bir şekilde hızlıca hayatta kalabilmek için öğreniyor. Ama Kozalina diyor ki insan beyni böyle çalışmıyor. Yani insan 3'e gitmeye devam edebilir hayatı boyunca. Çünkü biz ezberlediğimiz şeyleri, otomatikleştirdiğimiz şeyleri kullanmaya devam etmeye meyilli insanlarız. O yüzden artık 3'e değil de 5'e girmek gerektiğini anlamak için bazen birinin eşliğine ihtiyacımız var. Evet, Suendam sanıyorum. Kendimiz duygusal olarak kontrol ederken en çok neye dikkat etmeliyiz diyor. Son sorumuz olsun, sonra kapatalım diyorum Hilal'cim. Kontrol etmek derken mesela kimisi için kontrol etmek duyguları bastırmak anlamını taşıyabilir. Ki duyguları bastırmak ters teper, işe yaramaz. Kimisi için kontrol etmek duyguları yatıştırmak, bir şekilde duyguları kabul edebilmek, duygunun içinde kalabilmek anlamına gelebilir. Dolayısıyla ikisinin cevabı da değişir. Duyguları niye kontrol etmeye ihtiyacımız var? Yani duyguları kontrol etmezsek ne olur? Artarak istila mı ederler bizi? Yoksa işte kötü bir şey yapmamıza mı neden olurlar? Yoksa bedenimize mi zarar verirler? Bana sorarsanız şöyle kontrol edebilirsiniz sorusundan önce. O duyguyu neden kontrol etmeye ihtiyacımız var kısmını tartışmak gerekir. Bir tane daha soru alalım mı? Bence de alalım. Yani Tamam. 50 geçe çıksak kafi. Tamam. Sık depresyon döngülerinde olan paranoid düzeyde alınganlıkta ne yapmalıyız? Yani tabii hani her sık depresyon döngüsü olan kişilerde paranoid düzeyde alınganlık olmak zorunda değil ama bazen her şey bizimle ilgili olur ve daha tehlikeli bir dünyada yaşadığımızı hissederiz. Benlik algımız olumsuzlaşır. Başkalarına olan öfkemizi, onların bize olan öfkesi ve bize zarar verecekleri fikriyle yaşayabiliriz. Bu da yine çok şey bir soru yani. Çok kapsayıcı bir soru. Bu alınganlıkla başa çıkmak için bu korkuların nerelerden kaynaklandığını, zarar görme algımızın nerelerde, nasıl, ne dozda aktive olduğunu, onları neyin tetiklediğini, bütün bunları konuşmak lazım. Yani psikolojide şöyle bir şey var. Her şeyin cevabı bağlama göre, kişinin özelliklerine göre, yaşanan durum bazında olayın özelliklerine göre dikilir yani. O kalıbı özgü bir şekilde ortaya konmalıdır. O yüzden paranoid düzeyde alınganlıkla işte insanın kendi düşüncelerini sorgulamasıyla baş edilir gibi atıyorum. İndirgeyici ve tek bir cevap vermem mümkün olmaz. Bütün bunlar gerçekten bir yolculuğa çıkmayı gerektiren sorular. Terapist kişinin kendisiyle iletişimde mi yoksa cevaplar bulabilmesinde mi destek oluyor? Çok güzel soru bence. Kendisiyle iletişiminde mi yoksa cevaplar bulabilmesinde mi? Ya ikisi de yani bence tabii kendisiyle ilişkisinde kesinlikle yani kendimizle kurduğumuz ilişkinin düzelmesi hani terapinin böyle spot cümlelerinden biri olur herhalde. Cevaplar bulması da elbette sorularını ama bir üçüncü şey daha ekleyeyim. Bence doğru soruları sorması. Yani doğru uygun soruları bulması, yeni sorular bulması da terapinin en böyle ana ve güzel amaçlarından bir tanesi. Yanlış soru peşinde koşan yaşamlar çok cevap bulurlar ama bu onları çözüme ya da doğru yere taşıyacak cevaplar olmaz. O yüzden bazen soruyu değiştirmek bile bir paradigmanın tamamen kırılması, değişmesi ve iyileştirici cevapların da kendiliğinden akması anlamına gelebilir. Terapinin bitmesine kim karar verir? Danışan mı, psikolog mu? Diyor Bence Elif. bu iki taraflı güzel bir soru bu da. İki taraflı bir şey. Tabii ki danışanın kendini artık iyi hissediyor olabilmesi, yaşam pratiklerinde işlevselliğinin düzelmesi önemlidir. Ama uzman görüşü de önemlidir. Bazen çünkü iyi hissetme dönemlerinde tamam artık hani terapiye gitmeme gerek yok, iyi hissediyorum diye hissedebiliriz danışan koltuğunda oturan taraf olarak ama psikolog gözünden aslında onun o iyilik halinin bir bitiş olmadığı fikri var olabilir. Bunu şeffaflıkla ve açıklıkla konuşmak ve karşılıklı karar vermek gerekir. Sonuçta gönüllülük esası devam edebilecek bir şey terapi. Danışan kararlı bir şekilde ihtiyacı olmadığını, bittiğini düşünüyorsa da biter zaten.
İnsanlardan soğumayı ve kendini hayattan ve ilişkilerden soyutlamayı nasıl engelleyebiliriz diyor. Hayri, hayri sanıyorum. Tabii insan ilişkileri şey yani kolay değil ve hele ki birazcık daha insanların birbirleri için fedakarlık düzeylerinin azaldığı daha ben merkezci bir yerden hayatı yaşamaya doğru kültürel olarak gittiğimiz daha yalnızlaştığımız bol etkileşimli bir dünyada ama daha yalnız hale geldiğimiz hani genel bir tablo aslında. Bu durumda derin ilişkiler yaşamak ve bir şekilde ortada daha köklenmiş bir sevgi bağının kurulması da zorlaşıyor. Bu bizim kırılganlığımızı, hassasiyet noktalarımızı da arttırıyor. Bu da aslında mesela genel olarak duyduğum şey insan sevgisinin azalmasıyla ilgili bir bildirim. Hani artık eskisi gibi insanları sevmeyen insanlar. Bu kendimize baktığımızda da belki hani gözlemleyebileceğimiz bir şey. Tabii bizi neyin kırdığı, beklentilerimizin ne olduğu, ilişkilerdeki kırılma noktalarımızın neler olduğu, yakınlıktan anladığımızın ne olduğu, bütün bunlar soğuma denen şeyi nasıl engelleyeceğimizi ya da nasıl azaltacağımızı şekillendirir. O yüzden bunlar üzerine bence düşünmek lazım. Çok soru var ama uzayacak gidecek. Ben de seni çok alıkoymak istemiyorum Hilal'cim. Çok çok teşekkür ediyorum. Son olarak söylemek istediğin bir şey varsa söyleyelim. Daha sonra kapatalım programı. Sen seansına yetiş. Teşekkür ederim. Bence çok önemli bir konuydu. Yani bu çatışmalardan hiçbirimiz muaf değiliz, içsel çatışmalarımızdan. Dediğim gibi sadece ontolojik meseleler bile aslında yetiyor yani hani içimizdeki bazı kargaşaların varlığı için. Terapist de o terapist ilişkisiyle ve kendi terapötik bilgisiyle beraber hani bu yolculukta insan psikolojisinin birazcık daha bütünleşmiş, birazcık daha dayanıklı, belki birazcık daha gelişkin ve olgun olması adına insana yardımcı olabilir. İşte Maslow ya da Erik Fromm illaki psikoloji meselesini böyle negatif özellikleri üzerinden tarif etmiyor. Pozitif psikoloji denen bir şey var. Yani kendini geliştirmek, daha bütünlüklü biri olmak, daha otantik olmak. Sevgiyi, yakınlığı, çalışkanlığı üretmeyi, coşkunluğu, şen olmayı yani söylerken bile insanı hareketlendiriyor. Daha fazla kendimize barındırabilmek, zenginleşmek. Bunlar hepimizin kendimizi layık bulmamız gereken şeyler. O yüzden bu amaçla bile terapiye gidilebilir. Ben kendi adıma kendi terapi sürecime gittim. Ve hala da tekrar tekrar başlamayı kendim için planlarım yani ilk Evet, fırsatta. zaten aslında bütün psikologların gitmesi gerekiyor. Süpervizyon alması gerekiyor, değil mi Hilal? Yani bu da çok Kesinlikle. önemli bir mesele. Yani kendin yaşamadığın bir şeyi uygulaman zaten olacak bir şey değil. Kendin Evet. yaşaman gerekiyor. İnşallah akıl sağlığımızın, fiziksel sağlığımızın iyi olduğu bir dönem geçirelim umut ediyorum. Bizim Üsküdar Üniversitesi'nde hocalardan bir tanesi 5.000 kişi üzerinde bir anket çalışması yaptı ve 5.000 kişinin %70'inin diş fırçalamayı bıraktığını öğrendik. Yani çok ciddi bir rakam değil mi? Artık bu kitabi depresyon belirtisi değil mi Hilal? Yok kesinlikle tabii hani Yani öz öz bakımını bakımın en bırakmak temel demek, evet değil mi? ve şöyle yani depresif olma biçimlerimiz tabii değişik şekiller de alabiliyor. Hem çağın değişmesiyle kültürel bağlamın değişmesiyle hem daha kişiye özgü de görülebilecek bir şey. Tabii temel kriterleri elbette DSM-5'te var ama ve had safhada gerçekten depresyon zaten Dünya Sağlık Örgütü'nün de hani dünya sıralamasında en önde bulduğu rahatsızlıklardan bir tanesi. En çok öldüren belki de. Gözlemsel anlamda da kendimizde de depresif düzeyin hani gitgide daha büyük bir risk olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada desteklere ihtiyacımız var. İşte dizilere kadar psikologların bu süreçlerin taşması da boşuna değil yani. Doğru. Peki, çok çok teşekkür ediyorum Ben Hilal'cim. teşekkür ederim. Ağzına Çok sağlık. Harika teşekkürler. Çok bir yayındı. keyifliydi. Arkadaşlar görüşmek üzere gelecek hafta Haftaya pazar görüşürüz. günü tekrar. Hoşça kalın. Bye bye.